Haberin olsun kanalından hepinize merhabalar. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın. Güney Orta Avrupa'da yer alan Slovenya Cumhuriyeti'nin sınırları kuzeyde Avusturya ile, kuzeydoğuda Hırvatistan'la, güney ve güneybatıda Macaristan'la, batıda İtalya ile ve güneydoğuda Adriyatik Denizi ile çizilmiştir. Barok ve Roma mimarisinin eski Sloven şehirlerde yoğun bir tarihi etkisi bulunmaktadır. Kuzeybatıda bulunan hem kırsal hem de şehir mimarisi komşu oldukları Avusturya ile birçok benzerlikleri paylaşmaktadır. Şehir içi ulaşımda otostop en iyi seçenek olabilir. Otostop Slovenya'da oldukça güvenlidir. Gezginler için toplu taşıma kullanmak bazen zorluk çıkarabilmektedir. Hizmet saatleri değişiklik göstermektedir ve bu yüzden önceden planlama yapılması gerekmektedir. Cumartesi ve pazar günleri daha seyrek çalışmaktadırlar. Haritalara benzin istasyonlarından ya da kitap mağazalarından ulaşılabilmektedir. Julian Alp dağları ve nehirleri ve Kamnik Svinja Alpleri doğa yürüyüşü, dağ bisikleti, rafting ve kayak için mükemmel bir alan sağlamaktadır. Güney bölgesinde çok sayıda mağara bulunmaktadır. Gezginler, doğu bölgesinde farklı spa tatillerinin keyfini çıkabilme ve Adriyatik Denizi'nde yüzme şansına sahip olabilmektedirler. Ülkenin oldukça gelişmiş bir sağlık sektörü bulunmaktadır. Acil herhangi bir durumda 112 arayarak ambulans istenebilmektedir. Hijyen standartları yüksek ve musluk suyu genellikle temiz ve içilebilir durumdadır. Ormanlık alanlara gidecek turistlere kene aşısı tavsiye edilmektedir. Fiili saldırı çok nadir olsa da, güney ormanlarında bir ayı ile karşılaşabilme şansı bulunmaktadır. Slovenya'da gezilebilecek UNESCO korumasında olan ve aday olan birçok alan, dini mimari, mimari miras, kültürel ve tarihsel bölgeler, doğa alanları bulunmaktadır. Skocjan mağaraları 1986'dan beri UNESCO listesinde yer almaktadır. Doğal köprüleri, pencereleriyle görülmesi gereken yerlerin başında gelmektedir. 2011 yılından beri çok az bir bölümü ziyaretçiye açılmış bulunmaktadır. Alplerin çevresindeki tarih öncesi döneme ait kazık konutlar ve Merkür mirası, Almaden ve İdrija, UNESCO listesinde yer alan diğer miraslardır. Karstik kireç taşı yaylası, Bohinj'in tepelerindeki demir işler ve Partizan Hastane Franja, UNESCO listesine aday konumundadırlar. Yüzyıllar boyunca Hristiyan inancının Sloven kültürüne damgasını vurmuş ve tarihi üzerinde önemli bir etkisi olmuştur. Ülkede bulunan 300'den fazla kilise, tarihi 900'lü yıllardan öncesine dayanan manastırlar, hac yolları, türbeler ve şapeller turistik açıdan oldukça ilgi çekmektedirler. Slovenya'nın zengin mimari mirası, kasabalarda da şehirlerde de görülmektedir. Kaleler, saraylar, malikaneler, açık hava müzeleri görülmeye değer. Ülke zengin bir kültür mirasına sahiptir. Bunu gururla beslemekte ve korunmaktadır. Arkeolojik alanlar, müzeler, galeriler, anıtlar, mezarlıklar ve kütüphaneler bu kültürü derinden yansıtmaktadırlar. Parlamenter sistem ile yönetilen Slovenya, 11 şehre ve 210 belediyeye ayrılmaktadır. Başkenti Ljubljana'dır. Büyük şehirleri Maribor, Kranj, Kamnik, Trbovlje, Ptuj, Novo Mesto, Velenje, Celje ve Koper'dir. Güney Orta Avrupa'da yer alan Slovenya Cumhuriyeti'nin sınırları kuzeyde Avusturya ile, kuzeydoğuda Hırvatistan'la, güney ve güneybatıda Macaristan'la, batıda İtalya ile ve güneydoğuda Adriyatik Denizi ile çizilmiştir. Slovenya'dan Türkiye'den seyahat etmek istiyorsanız direkt uçuşlar bulunmaktadır. Uçuşlar ülkenin başkenti olan Ljubljana'da bulunan Ljubljana Jozef Pučnik Havalimanı'na gerçekleştirilmektedir. Karayoluyla gitme şansı da bulunmaktadır. Slovenya'ya gitmek için en çok tercih edilen zamanın başında, ülkenin çoğu festivalinin düzenlendiği, en güvenilir olduğu ve her yerin açıldığı yaz sezonu gelmektedir. Slovenya'da 3 farklı iklim hakimiyeti görülmektedir. Kuzeydoğu'da Alp iklimi, Primorska bölgesinde genellikle Akdeniz iklimi, ülkenin geri kalanından karasal iklim etkisi sürmektedir. Slovenya'dan dönerken eve getirilebilecek en güzel hediyelik eşyaların başında ejderhalar, tuz, dantel, bal, geleneksel kıyafetleri giyen küçük bebekler, dilek zili, şarap, çikolata ve Yugoslavya'dır. Güney Orta Avrupa'da bulunan Slovenya'da, Kuzeydoğu'da kış aylarında oldukça soğuk, karlı ve yağmurlu, yaz aylarında ise orta derecede sıcaklıkların görüldüğü Alp iklimi görülmektedir. Bu bölgede Aralık ve Mart ayları arasında kayak, tırmanma, yürüyüş ve macera sporları için geniş olanaklar sağlamaktadır. Yılın hemen hemen her zamanı özellikle de Nisan ve Eylül ayları arasında dağ bölgeleri ziyaret etmek oldukça zevkli olmaktadır. Primorska bölgesinde genellikle Akdeniz iklimi görülmektedir. Yaz ayları oldukça sıcak ve hafif bir esintiyle geçmektedir.
Ağustos ayı İtalya'dan gelen tatil ordularının oluşturduğu kalabalıklar tarafından oldukça bunaltıcı geçebilmektedir. Ülkenin geri kalanından karasal iklim etkisi sürmektedir. Yaz ayları kurak ve sıcak geçmekteyken, özellikle güney ve doğu kesimlerinde keskin rüzgarlar görülmektedir. GSEE ile Slav ülkelerinin arasında en zengin ve dünyada Çek Cumhuriyeti'nden sonra ikinci sırada gelmektedir. Slovenya 2007 yılından itibaren para birimi olarak Euro birimini tanıtmaya başlamıştır. Slovenya'nın eğitimli iş gücü, gelişmiş altyapısı, önemli ticaret yollarının kesişme noktasında bulunmasından dolayı oldukça iyi bir ekonomisi bulunmaktadır. İnsanların neredeyse 2/3'ü hizmet sektöründe, 1/3'ü sanayi ve inşaat sektöründe çalışmaktadır. Ülkenin doğu kesiminde tarımsal ekonomi baş göstermektedir. Başlıca tarım ürünleri, buğday, mısır, patates ve üzümdür. Slovenya insanları oldukça sıcakkanlı ve arkadaş canlısı olarak bilinmektedir. LGBTİ üyelerinin seyahat ederken rahatsızlık duymaları gerekmemektedir. Ancak devletinin geçmiş yıllardan gay evlilik yasasını kabul ettiğini, halkın ise oylamayla bu yasayı iptal ettirdiğini unutmamak gerekmektedir. Sloven kültüründe birbirine yakın olan kişiler 3 kere yanaktan öpüşür ya da yalnızca sarılırlar. Yabancı birine isimle seslenilmesi saygısızlık olarak görülmektedir. Slovenyalı bir kimse tarafından evine davet edildiğinizde ev sahibine bir şişe şarap ya da çiçek götürmek gerekmektedir. Ve eve tam zamanında veya 5 dakika önce gitmek ev sahibini onurlandırmaktadır. Binye'nin 228 kilometre uzunluğunda Sloven demir yolları tren ağı, ülkenin çoğu yerine ulaşım sağlamaktadır. Slovenya'nın oldukça canlı bir gece hayatı bulunmaktadır. Sabaha kadar süren partileri, eğlenmeyi sevenleri hayal kırıklığına uğratmayacaktır. Sloven mutfağı komşuları olan Avusturya'nın elmalı turtası ve Viyana'nın sosis şnitzelinden, İtalya'nın risotto ve raviolisinden ve makar gulaşından oldukça etkilenmiştir. Eski söylem olan, bedava yemek yoktur, Slovenya için oldukça geçerlidir. Servis edilen yiyecekler oldukça pahalıdır ve veganlar için genellikle uygun değildir. Slovenya yemek yerler listesinin üst kısmında yaygın restoranlar, restavraça, daha sonra yaygın barlar, gostilna ve gostisce ve kırsal rustik hanlar takip etmektedir. Ucuz yemek yemek isteyenler için en iyi yol doğrudan yerel süpermarketlerden almaktadır. Slovenya'da temel yemekler ağır, etli ve sadedir. Tipik 3 öğün yemek yenilmektedir. Çorba, genellikle sığır eti veya tavuk ile başlamaktadır. Bir tabak yumurta eriştesiyle servis edilmektedir. Peşinden ise patates ve salata ile birlikte et yemeği gelmektedir. Kraski prosut, İtalyan kökenli havada kurutulmuş jambon, Idrianzli krofi, Hırvat kökenli bir tür patates köftesi, strukci, hamur köfteleri ve jota yemekleri en ünlü yemekleri arasındadır. Yerel yemekleri genellikle domuz etinden yapılan pirzola, sosis ve gulaş ve aynı zamanda geniş bir deniz ürünleri yelpazesinden oluşmaktadır. Geleneksel Slovenya keki potica, cevizle kaplı hamur tabakası, haşhaş tohumu, elma, ceviz ve peynirle yapılmış pasta gibi görünen bir kek tabakası üzerine krema, en lezzetli tatlılarından bir tanesidir. Barlarda her türlü içkiyi bulmak mümkündür. Kahve kültürü oldukça yaygındır, ancak sadece kahve istiyorum denildiğinde Türk kahvesi servis edilmektedir. Lasko ve Union, Slovenya'nın en ünlü 2 yerel birasıdır. Çeşme suyunu içmek güvenilirdir. Slovenya'da değişik birçok temada festival düzenlenmektedir. Özellikle yaz sezonu bu festivallere ev sahipliği yapmaktadır. Ljubljana Festivali, ülkenin en büyük kültürel festivalidir. 10 hafta süren bu festivalde dünyanın her yerinden gelen insanların dans, opera ve müzik gösterileri Slovenya'yı renklendirmektedir. İlk kez 1953 yılının yaz ayında başlamış olan festival, Haziran ayında başlayarak Eylül ayının sonuna dek sürmektedir. Ljubljana Uluslararası Film Festivali, Slovenya'ya en iyi filmleri getirmek amacıyla 1990 yılından beri düzenlenmektedir. İlk kez 1966 yılında Orta Çağ'dan kalma eski kenti Kamnik'te kutlanan Ulusal Kostüm ve Giyim Mirası gününde, ulusal elbisenin Slovenya mirasında önemli bir parçası olması kutlanmaktadır. Maribor Festivali 50 yıldır her yıl Eylül ayında Maribor Orkestrası'nı, solistlerini ve dünyanın dört bir yanından gelen sanatçıları ağırlamaktadır. Indrija Lace Festivali her Haziran ayında geleneksel dantel yapımını kutlamak amacıyla düzenlenmektedir. Festivalde birçok atölye, sergi, yarışma ve yerel yemek tadımları yer almaktadır. Bohinj Yıllık Tırmanış Festivali, 1776 yılında Slovenya'nın en yüksek dağı olan Triglav'ın zirvesine ilk tırmanış kutlanmaktadır.
Bir hafta sürecek etkinlik genel olarak Eylül aylarının sonunda veya Ekim ayı başlarında düzenlenmektedir. Bölgede günlük rehberli yürüyüş turları yapılmaktadır. 18. yüzyıldan itibaren Avusturya Macaristan Krallığı'na dahil olan Slovenya, 1918 yılında II. Dünya Savaşı'nın ardından Avusturya Macaristan Krallığı'nın dağılmasıyla beraber Sırplar ve Karadağlılarla birlikte 1929 yılında Yugoslavya Krallığı adını alacak olan birliği kurdular. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlara ve antikomünistlere karşı savaşan partizanlar 1945 yılında Slovenya'nın tam bağımsızlık kazanmasını sağladılar. Slovenya, 1980'de Tito'nun ölmesiyle dağılmaya başlayan Demokratik Yugoslavya Federasyonu'nun bir parçasıydı. 1991'de Slovenya bağımsızlığını deklare etmiştir. 2004 yılında NATO ve AB üyesi olmuştur.